Melisa Gelin'in sunum masası 17 çeşit lezzetle göz dolduruyor. Su böreği, yaprak sarması, kısır, börülce salatası, zeytinyağlı poğaça, burma tatlı, cheesecake, peynirli poğaça, cevizli kurabiye, tahinli kek, incirli tatlı, cevizli lokum, cevizli ekmek, biber dolması, Mudanya'nın meşhur zeytini, patates salatası, süt helvası ve un kurabiyesi masada bulunan lezzetler. Melisa Gelin'in sunum masasındayız. Böyle bir kahkahalarla girdik içeri, oturduk masamıza. Böyle bir rengarenk, ışıl ışıl bir masa. Evet aslında. Hanımlar, Melisa'nın tarzını sofrada da görüyoruz. Yine bir gösteriş, yine bir ben buradayım abi. Evet kızlar. Hadi bakalım. Çok değerli hissediyorum. Buyurun yorumlayın. Evet, hazırmış yorumlara. Buyurun. Evet. Melisa'cığım, ben beğendim. Zaten masan da senin tarzını yansıtıyor. Yansıtıyor. Şunlar benlik olmasa da ama sen seviyorsun böyle şatafatlı. Şunlar benlik derken borçalarını söylüyorsun. Şu varaklı şeyler. Sunumlarımı söylüyorsun. Gold, gold detaylar. Sen gold sevmiyor musun? Ya seviyorum da Melisa'nın çok fazla gibi geldi bana. Sana bakınca da böyle bir acayip gold sever bir halin var. Asla sevmem. Normalde alyans bile takmam. Bence daha renkli. Alyans bile takmam. Daha renkli. Evet, ben yani karakterim gibi renkli bir insanım. Evet, daha çocukçu. Sen ne düşünüyorsun tatlı? Aynen, kesinlikle. Bana biraz şu masa örtüsü uyumsuz geldi, o kadar. Hani beyaz da olsa. Yani beyaz serdim ama çok hoşuma gitmedi. Çok beyaz beyaz oldu. Bu sefer sunumluklar çok daha sarı olarak çıktı. Bu odaya da siyah daha uyumlu olacağını düşündüğüm için bunu serdim. Anladım. Bir de benim gözüme takılan sadece hepsi cam ya. Şunun şöyle porselen olması. Şurada da porselen sunumluklar var. Tabaklarımız da porselen olduğu için onu da porselen tercih ettim. Çok havalı. Evet, o bir güzel. Şey çok havalı. Şurada dedim ki bu peçeteyi mi koymamış? Eyvah dedim, kızlar fark edecek. Hepsini koydum. Anam bir baktım buraya saklanmış. Evet. Bak şurada da aynı şurada. Çok havalısın. Teşekkür ederim. Bu masa örtüsü, bu takımı kaça aldın sen? Bu masa örtüsü takımı 1000 lira. Ama evet. İyiymiş. Bu kadar anıları falan da var. Hepsi 1000 lira. Vallahi çok ben iyi. De istiyorum. Nereden aldın sen? Bursa'da bir yerden evet, mi? Evet, Bursa'da bir yerden aldım. Güzelmiş hayatım. Teşekkür çok ederim. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Diğer peçeteyi göremedim ama kağıt peçete. Kağıt peçetemi kenara aldım. İsterseniz servis edebilirim. Çok isteriz vallahi. Kağıt peçete olmazsa olmaz. Biliyorsunuz gelinlerin başına neler geliyor maazallah. Çatal bıçakları hepsini gold isterdim. Hani şu arada gri detay bence olmamalı. Yani bu sefer yani de çok ama bağıracaktı. Yani hep diyoruz ya çok gold. Çok gold bu sefer bence çok gold çok olurdu. Ama ben öyle bir şey beklerdim. Evet. Çünkü başka gümüş bir şey yok masada. Yemek yani takımının fiyatını soralım. Çatal bıçağın fiyatını soralım. Evet, ne kadar aldın? Hepsini set olarak aldım. Tencerelerim, çatal bıçağım, kahvaltı tabaklarım, yemek tabaklarım 3000 lira. Oo, çok iyi. Evet. Ne zaman aldın sen bunu? 2017 yılında aldım Aslı Hanım. Evet, ben önceden şey bizim hazırlayanlardanım. Günlüklerim bir tık daha vardı. Sunumlukları kaça aldın? Mesela şu cheesecake'i koydun. O 300 lira. 300 TL. Evet. Böreğin altındaki olan sunumluk 450 lira. Vay, bunlar da pahalı ya. Nereden bak? Bunlar pahalı. Örtü uygun. Evet, ama bunları daha evlendikten sonra alınan şeyler tabii, olduğu doğru, için doğru. Onlar bir tık daha pahalı. Allah'ım zeytinler. Evet, burada Aslı Hanım. Ha. Sormuştunuz. Evet. Bunları kendimiz kuruyoruz. Aşağıda da gördüğünüz gibi. Siz de kendiniz mi kuruyorsunuz? Ben kendim kuruyorum. Ne güzel. Üretimciyiz. Ay bayıldım, dur vermeyeceğim. Kızlara da. Bunları nereye atacağız peki? Kenara, tabağının kenarına ya da peçete koy, vereyim. Tabağına koy. Yok, peçete ay ben alın, bunlar hep sizin olsun, bana bu zeytinle. Şuradan ekmekten biraz bitti. Gerçekten güzelmiş. Çok güzel. Çok lezzetli değil mi? Gerçekten güzel. Çerez gibi vallahi. Ben almadım aslanım. Hı? Beni unuttum. Aa, güzel ya. Buyurun kızlar zeytin biraz. Zeytin unutulacak gelir misin? Tamam zeytinciyim ama yani. Biraz zevklenelim. Kırmızı peçetelerimden vereyim sizlere. Kendim gibi. Kıyafetime uygun. Evet, renkli peçeteler. Buyurun. Bunları siyah tercih etmedim. Oturduğun yerde ver. Buyurun aslanım. Vallahi zeytin nefis. Diğer lezzetleri kim yaptı, sen ne yaptın anlat bakalım. Aynen. 8 çeşit ben yaptım. Kısır, börülce salatasını, cheesecake'i, un kurabiyesini, tahinli kek, incirli tatlı,
Peynirli poğaçayı ben yaptım. Ne diyorsun ya? Evet, ben yaptım. Kaç gündür uğraşıyorsun? Yoksa sen de böyle pratik, yok, bir günde pratiğim. Hepsini halleden? Evet, bir günde hepsini halleden. Cevizli lokumla cevizli ekmeğimiz fırında yapıldı. Onları Sabiha ablam var, o yaptı. Hı hı. Burma tatlıyı, su böreğini kendi annem, Füsun annem yaptı. Ay, sarmaları, lahana sarması var, dolma var, biber dolması. Bir de normal sarma var. Onları da kendi annemle abimin nişanlısı yaptı. Ay, ellerine sağlık. Evet. Afiyet olsun. Çok güzel gözüküyor. Aynen. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Hem lezzetlerden başlasak mı, ne dersin? Şurada bir süt helvası mı var? Süt helvası da Sabiha ablam yaptı. Bir yanında de orada patates salatası var. Onu da çok yakın arkadaşım var, Didem. O yaptı. Vallahi maşallah. Çeşit yaptınız. Evet. Çok hazırlanmışlar. Toplam kaç çeşit? 17 çeşit var şu an kızlar. 17. Evet. Vallahi yapanların getirenleri. 8'ini kendim yaptım ama. Ellerinize, kollarınıza afiyet sağlık. Afiyet olsun hanımlar. Bir tadın bakalım, yorum yapın. Lezzetleri nasıl buldum? Ben de yardımcı oldum. Ben yiyemeyecek kadar sarı gördüğüm için doydum gerçekten. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Sen iştahsız mısın biraz? Evet, biraz yemeyeyim de ama sarıdan da doydum ya. Bir şey var, nasıl yemeyeyim? Bence tatlarına bakarsan emin ol. Melisa var ya, şunları doğma biliyor musun? Boynuma asasım geldi. Her as şey bebeğim, as, hiç problem yok. Ay, demireceğim yani. Hiç problem yok. Demin ne dediniz ama şunları da sapsarı olsun istiyordum dediniz. Ben buna çok şaşırdım. Bu zaten nasıl sarı olmadı, ben hayret ettim yani. Onda da var. Ben bir şok ettim açıkçası. Soracağım. Ben şimdi buraya gümüş koysaydım, neden gümüş koydun? Haklısın, derdim. Gerçekten demezdim. Yok, çünkü derdim. Her tarafın sarı. Şu kısırdan ver bakayım birazcık. Tamam. Koy bakalım. İstersen bu maşayı seni kırmayayım. Tak, boynuna tak asayım. Ama çok nasıl fazla asak, bak böyle asabilirsin tatlım. Tamam. Ay. Ay. Ay, ne kadar yakıştı. Vallahi çok yakıştı. Bence de sen böyle git bugün. Benim senden sana hediyem olsun. Olur, ben bunu evime götüreceğim. Tamam. Vermem ama bak. Tamam, istediğini. Kesin buradaki kararında. Evet, istediğini alabilirsin. Tamam. Aslında hiç problem yok. Bunu da asayım. Ver bunu da götüreyim. Tamam. Ne yapıyorsun? Allah, mikrofonuna dikkat et. Melisa, sen yiyecek misin? Alayım tatlım. Kısır. Teşekkür alayım ederim. Valla taksa hepsi. Kızım, lazım olacak onlar bize. Verdi. Ben misafir. Bir tane verdi. Bari şu maşayı kurtaralım. Aslı Hanım, müsaadeniz yok, varsa yok, ben alayım. Valla yok müsaade. Kızı alıyorum. Kızım, müsaadem yok. O lazımdı. Allah'cığım, sen bence buradan bir bijuteri dükkanına git. Model olarak seni çok güzel seçerler. Bence bir şey söyleyeceğim. Melisa'cığım, sana yetişe demedi ya senin altınlara. O yüzden gold detayları buraya biriktirdi. Sen bunları eve götür. İstediğin gibi kullan. Çıkışta kuyumcuya gidiyorum zaten. Eşim. Rehin alacağım bu altınları. Tamam. Yetişemeyiz zaten. Onlar da çok yakıştı. Evet. Kendi evinde bunları, bunları da takabilirsin. Bunları da mı kuyumcudan aldın? Yok canım, bunları kuyumcudan almadım. Bunu saklayın. Ben birazcık şunu sakla. Hayır, vermiyorum. Ben birazcık tasarruçluyum, onlar değil. Şunları al burada da kurtarın. Aman sakla. Bardakları da götüreyim. Bardak altın değil, bırak. Ay, Nesu'dan bir sarma ver bari. Vereyim. Bunu da börülce salatasına koyayım, yağlansın da almasın. Her şey o kadar gold'tu ki. Yani artık kendimi kuyumcu çarşısında geziyor hissettim. Özellikle o maşaları falan görünce tutuldum ve dayanamadım, boynuma astım. Havva'nın servis gereçlerimi boynuna takması kesinlikle gereksizdi. Kesinlikle kıskançlıktan yaptı. Neyse, kısırdı bir tanesi de. Annemle abimin nişanlısı sardı. Beraber sardılar. Başka sarma isteyen afiyet olsun. Ben de alırım. Başka da istediğiniz olan bir şey var mı? Ona göre çantamla geleceğim sizlere. Sarma isteyen. Bende odun var. Kızlar, ben de yardım edebilirim isterseniz. Hadi şey yardım et sen. Sarma isteyen var mı başka? Bu kısırda kimyon mu var? Karabiber var biraz. Hmm. Ben onu soğan kavuruyorum. Sumak, karabiber, kırmızı pul biber koyuyorum. Güzelce kavuruyorum. Sonra bulguru da koyuyorum, salça koyuyorum. Hepsini kavuruyorum. Kavurarak da güzel olmuş. Evet. Vallahi ellerine sağlık. Evet hanımlar, haftanın ilk masasını nasıl bulduk genel olarak? Şatafatlı, gösterişli, Melisa kokan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Melisa tarzını evde yansıttığı gibi yemek masasına da yansıtmıştı. İkramlıkları da güzeldi. Kendisi yapmış zaten 8 çeşit. Ben başarılı buldum yemek masasını. Ya eviyle uyumlu. Evet, eviyle uyumlu. Evet, yani eviyle, kendisiyle, tarzıyla uyumlu. Bak, burası ama masası şey, dolu dolu. Bence gayet güzel. Kesinlikle güzel. Burası yemek odan senin. Evet, burası benim şey yemek odam. Şey güzel ama, değil mi? Mutfaktan kapının açılıp böyle olması bence çok güzel. Kesinlikle. Servis açısından da kolaylık olur. Hem Amerikan mutfak, hem kapalı. Yani çok misafirim güzel geldiğinde çok rahat ediyorum. Kesinlikle özellikle çok güzel düşünülmüş. Evet. Ay, sarmaya da bayıldım. Afiyet olsun. Yapraklar bahçeden mi? Evet aslan. Biz yazdan kuruyoruz onları. Ay, ne güzel. Evet. Ben burada başka köyde oturan var mı? Ben köyde oturmuyorum ama köylüyüm. Hmm.
Yani hafta sonları tatillerde genelde köydeyiz. Biz de zeytin ve incir işiyle uğraşıyoruz. Biz de genelde asma yapraklarımızı böyle salamura yapar. Şişelerde saklarız, kışın kullanırız. Zeytinimizi aynı şekilde yaparız. Güzel. Ama havası çok güzel buranın ya. Çeyiz'den yukarı çıkmak istemedim. Vallahi çok keyifli. Evet, güzel bence de. Değil mi? Hadi afiyet olsun. Lezzetlerini tadına buyurun bakalım. Kızlar, buradan da senin düğününü izlemeye gidelim mi? Gidelim, olur. Ha, bunu kim yaptı? Onu Sabiha ablam yaptı. Zeytinli. Evet, orada benim yaptığım peynirlilerden var. Ellerinize sağlık. Hepinizin, hepinizin canım benim. Çok lezzetli olmuş. Afiyet çok teşekkür olsun. Ederiz. Afiyet olsun. Hayır, canım gelincim benim. Benim gelin değil, bunların hepsi gelincik. Ben isim koydum, gelincik. Nasıl, ben gelin olabilirim ama. Güzel. Gelincik çiçeği ama. Çiçeğini biliyor musun, gelincik çiçeğini? Çiçeğini kim soldurdu? Hatta ben onun şerbetini yapıyorum. Şaka yapıyorsun. Ciddiyim. Ben tam bir köylü gelincik. Tam bir gelincik. Sana geldiğimizde belki görürüz. Ama şu an yok ki. Ha. Zamanında bilmediğim yapıyorum. Şu an gelincik yok. Baharda falan oluyor ya. Hmm. O zaman tarif edebilirim isterseniz. Ne kadar isterseniz. Narin değil mi? Ne kadar narindir, evet, o gelincik. Evet, o kırmızı kırmızı. Ay, montajdan hemen şuralara bir gelincik donatın ne olur. Şerbeti de güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şerbeti var mı evde? Maalesef. Yani baharda oluyor. Baharda yapıp böyle içiyoruz yapıp konserve gibi yapmıyor musun? Yok, konserve gibi yapmadım açıkçası. Olsun. İnşallah baharda da gelmek nasıl olsun. Mürdümeri falan var. Mürdümeri, şeftali, o tarz şeyler var da gelinciği saklamadım. Bak olsun. Görüyorsun ne hamarat yedin. Evet. Mürdümeri var, o var, bu var. Onları da ben kendim yaptım. Beklentimizi yükseltiyoruz evet. Pınar. Ay, hadi bakalım. Çok yükseltmeyelim. Peki. Elmasını kim yapmıştı? Yine Sabiha ablam yaptı. Bursa'nın meşhur bir tatlısı. Annem su böreğini eliyle kendi açtı. Ne diyorsun? Bu arada ya, her şeyi. Uzatsın evet, ablacığım. Evet, su böreğinin de tadına bakın. Şuradan maşayla. Tatlıyı da annem eliyle son açtı. Şunu iyi kullanın. Hayır, çok büyükmüş o dilim. Abi ben bu Bursa'dan kilo alıp döneceğim herhalde. Hadi afiyet olsun. Kızlar her şeyden alın. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben de şunu alayım.